Tamam Jacob, tam şuraya koy. Güzel, güzel. Kaldır. Güzel. Aferin sana. Parmaklarına güzel. Dikkat et tatlım. Güzel. Keo, ne oldu? Jacob, anneni hemen eve götür. Dikkatli ol. Orada dur kardeşim. Yorgun gezginler için yemeğin ve yatağın var mı? Korkarım verecek çok fazla şeyim yok. İçme suyumuz var ve bugünlerde et kıt. Kendime ve aileme bakmam gerek. Evet. Bakayım biraz ekmek ayarlayabilir miyim? Bu çok kardeşçe ama aradığımız şey yiyecekten fazlası. Dininiz için çok fazla şeyim yok. Kurtulma öneren bir adamı görmezden gelmek akıllıca bir şey değil. Fikrini istediğim zaman söylemeni isterim kardeşim. Eğer bana kalsaydı seni pusu kuranlara verirdim. Bence sen ve adamların yolunuza gitseniz daha iyi. Oho. Öyle mi? Apollo, onunla ilgilenir misin? Ve kuzular kurtlar için kurban edilir. Böylece daha iyiler gelişir. Hakla onu. Üzgünüm kardeşim. Keşke bir başka yolu olsaydı. Ama buraya yeni yaşam getirmek için geldim. Neden bunu yaptığımızı anlamadığını biliyorum. Gerçek şu ki anlamaman umurumda değil. Şöyle yapsaydım çok daha kolay olurdu. Akıntıya kapılsaydım. Teşekkür ederim tatlım, çok cömertsin. Senin gibisini hiç görmemiştim hayatım, çok cömertsin. Bana bak. Bana bak. Bu güçlü ol, tamam mı? Hayat bir yangından sonra başlar. Dünyayı temizler, süpürgeyi yakar, toprağı bereketli kılar. Yeni bir hayat için. Onu bırakın. Biz kimseye zarar vermedik. Her şey yoluna girecek. Her şey yoluna girecek. Sevin biraz. Biricik oğlum daha ulvi bir amaç için seçildi. Şimdi onun temizlenme zamanı. Gördün mü? Sen süpürgesin ve biz ateşiz. (Gülüyor)
Tanrım, oğlunu çok seviyor olmalısın. Şimdi bile onun için savaşıyorsun. O artık senin değil. O bizim. Yıl sonra. Elimizdeki bütün su bu. Onu dikkatli kullanmak zorundayız. Susadım Can. Bir kapaktan fazlasına ihtiyacım var. Maria, lütfen. Kirli olmayan bir su kaynağını ne zaman bulacağımızı kim bilebilir ki? Elimizdekini dikkatli kullanmak zorundayız. Haklısın. Dikkatli kullanmalıyız. Şimdi bana bir kapak daha su ver. Şimdi. Hemen. Rachel, biraz su ister misin? Hayır, susamadım baba. Sanırım biri bizi takip ediyor. Can, yolculuk ettiğimiz insanlara nasıl güvenebiliriz ha? Gece yattığımızda bizi öldürmeyeceklerini nereden biliyorsun? Onlar doğuya beraber gidecek en iyi insanlar. Tek başına yolculuk etmektense grupla gitmek çok daha güvenlidir. Can, nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Bir uzman değilsin ki. Tatlım, güven bana. Hiç kimse bizi takip etmiyor. Eğer etselerdi şimdiye kadar onları görmüş olurduk, tamam mı? Doğuya gittiğimiz zaman konuştuğumuz her şeyi orada göreceksin. Herkese yetecek kadar yiyecek olacak. Sadece et de değil, sebze de. Ve elektrik de olacak. Akan sular ve tuvaletler. Artık geceleri saklanıp kaçmak yok. Evet, 5 yatak odalı bir evimiz, tepemizde bir çatı ve akan suyumuz olacak. Dur, bunu ben alayım. Bak, tek yapmamız gereken Promontory'ye dönmek. Sanırım hükümet yeniden trenleri çalıştırıyormuş. Bizi doğuya götüreceğini söylediler. Anlamıyorum, neden trenler bizi buradan almıyor? Hükümet burası güvenli olana kadar buraya tren göndermeyecek. Ve riski bizim üstümüze atıyorlar. Her neyse. Bir şey beni yemeye çalışmadığı sürece. Affedersin baba. Negatif olmak istemiyorum. Sadece açım. Tamam, sorun değil. Anlıyorum. Umarım yakında yiyecek bir şey bulabiliriz. Fırsat bulmuşken keyfini çıkarın kızlar. 30 kilometre içinde bu son mola olacak. Onu 40 kilometre yapalım. 40 kilometre mi? Sen aklını mı kaçırdın Lee? Ben 40 kilometre yürümüyorum. Popom biraz sarkık görünüyor. Egzersiz ona iyi gelebilir. Bu yorumu duymazdan geleceğim. Lee. Hey dostum, biraz su versene. O bizim suyumuz, biliyorsun. Bahse giriyorum. Elimdeki bütün suya. Adam onu aklayacak. Hadi. Hayır. Bu imkansız. Bu olmaz. Var mısın? Dostum, tamam, ben kızı tutuyorum.
Evet, işte başlıyor. Affedersin, merhaba. Sana onu hemen geri vermeni öneririm. Kadın diye buna derim. Hadi Lee, haklı olmuş. İşte böyle Lee, çok iyi. Göster onu gidelim. Evet. Harika. Harikasın kızım. Evet. Çok iyiydi. Ana yolun dışında bir rota belirledim. Bu bize zaman kazandıracak. Peki ne kadar? Yaklaşık 5-6 saat. Bir aldatmaca soru muydu? Kardeşim şunu gördün mü? Onu nasıl da yere serdim. Evet ama onun üstünde bir de kurşun harcadın. O sersemi kolayca bıçaklayabilirdik. Günlerdir bir şey yemedik kardeşim. Neden kaçma riskini göze alalım ki? Bir daha buraya gelecek kadar hatta birini ne zaman buluruz bilemiyorum doğrusu. Evet ama sadece şunu diyorum. Bu şeyler ağaçta yetişmiyor biliyorsun. Onun üstünde kurşun harcayacağıma bıçaklamayı tercih ederim. Pek söylediğim yemeğin hazır olduğu kardeşim. Tamam, bu sefer onu öylece kızartalım mı? Yoksa biraz tuzlamak ister misin? Daha lezzetli bir şey olmasını istiyorum. Bakayım o kemiklerde biraz et var mı? Sen ateşle ilgilen. Kardeşime vermeyeceğim ama bilmeyeceği için sorun olmaz. Neler oluyor? Tavsiye ister misin? Birini öldürürken öldüğünden emin ol. Neler oluyor? Uyan! Arkadaşlarının nerede olduğunu bilmek istiyorum. Kimin? Kilisiniz ve bana bir daha sordurtma. Neden söz ettiğini bilmiyorum dostum. Lanet olsun, seni şişe geçirmek istiyorum. Peki, eminim bu senin güzel bir düşün. Ama bugün güneş bu tuzlu köpeğin üstünde parlıyor. Senin için çok kötü. Seni doğrarım. Şimdi son kez soruyorum. Kilise nerede? Sana bir şey söylemiyorum. Kiliseden kovulduğunu biliyorum ve buraya bırakıldığını da. Hatta artık kiliseye ait olmadığını da biliyorum. Ama yine de nerede olduğunu biliyorsun. Şeyimi ye. Hey! Biliyorsun bazı kültürlerde insanlar başka yaratıkların, bazı durumlarda da insanların testislerini yer. Çünkü testis yemenin insanın gücünü ve canlılığını, bilgeliğini arttırdığı bilinir. Ne? Bunun gibi bir şeyi hiç duymadım. Belki konuşmadan önce biraz düşünmelisin. Çünkü birisi cümlenin ilk anlamını uygulayabilir. Dostum. Dur. Dur dostum. Kilise nerede? Güneye gittiler. Güneye. Hiç sanmıyorum. Tamam, batıdaki Setters Gulch'a gittiler. Kadın yerleşimcileri alacaklar. Jack öldü. Bro yakalandı. Bu haftaya ölmüş olur. Kim yakalamış? Yüzünü göremiyorum. Peki sen ne işe yararsın? Fark etmez. Neden? Çünkü Clegg ve Bro kiliseden kovuldular. Yani onların kaderi bizi ilgilendirmiyor. Doğru ama Kane'in haberi olması gerekiyor. Daha önemli meselelerimiz var bizim.
Hadi gidelim artık. Onu duydun mu lordum? Bekleniyordu. Bu şekilde kurban vermek istemiyorum. Onu yakalayanı görmedim. Ama bir düşmanımız varsa o düşmanın kim olduğunu bilmek istiyorum. O önemli değil. Bro ve Clegg yaptıkları şeyin riskini biliyorlardı. O ikisi her zaman kilisenin ve görevimizin sorumluluğunda oldu. Kehanetin gerçekleşmesine az kaldı. İnancını kaybetme. Gerçek inananlar oldukları için vaat edilmiş topraklara gidecekler. Yazıldığı gibi başlıyor. Şimdilik o yabancı birkaç günlük uzaklıkta. Eğer beladan uzak durabilirse onu o zaman görürüz. Elimizdeki işe konsantre olmalıyız. O eseri bulmalıyız. Bu toprak her geçen gün daha da kirleniyor. Yeniden doğumu gerçekleştirmeye yakın olanlar biziz. O burada olacak. Bir sonraki gün batımında burada olacak. Buna söz veriyorum. Hey! Uyan! Biraz güç, canlılık ve bilgelik ister misin? Ha? Ne? Ha? Seni adi herif! Testislerim! Hayır! Hayır! Seni tanıyor muyum? Hadi yürü. Testislerimi kestiğin için yürümek biraz zor tabii. Attığın muhteşem dikişleri attırmak istemiyorum. Dikmeyi nereden öğrendin? Karımdan, unuttun mu? Yoksa tıka basa yemekle meşgul olduğun için mi unuttun? Dostum, bir sürü evli kadın var. Bir sürü tecavüz ve bir sürü yağmalama. Bir tanesine bile dokunmadım. İnsanlara tecavüz i̇şte etmem. İşte sen de yapamazdın dediğimi anladın mı? Hadi yürü. Komik. Ben şişman değilim. Bu genetik. Dur dur dur. Seni hatırladım. Seni tanıyorum. Sen o kulüpteki oğlu olan adamsın, öyle değil mi? Seni vurduklarını gördüm. Kane'in seni 3 kere vurduğunu gördüm. Sen ölmüştün. Sen ölmüştün. O kilise senin insanların oğlumu aldı. Dostum, bunların hepsi onunla mı ilgiliydi? Oğlunun hala hayatta olduğunu mu sanıyorsun? Dostum, oğlun öldü. Ne kadar oldu? 17 yıl mı? Flash haber. Bizimle olduğu ilk gün onu yedik ve küçük poposundaki ilikleri emdik. O kiliseye uygun değildi. Seni adi herif! Kapa çeneni! Kane'in nerede olduğunu söylemek dışında bir şey dersen... ...pirzolalarını çıkartırım. Zamanını kontrol et. Ve seni tekrar görmek çok güzel. Hayır. Onun hayalini kuruyorsun. Belki sende benim aradığım alet yoktur. Adi fahişe. Charm, burada olduğundan emin misin? Ona söylediği yer burası. Emin olmak için hepsini almamız gerek. Şunlara bak. Değersiz küçük karıncalar. Çok önce gitmiş olan dünyaya tutunmak için ne kadar da çabalıyorlar. Orada dur evlat.
Bir hareket daha yaparsan bir tava ya da tuz taşağı alacaksın. Vay vay. Burada ne varmış böyle? Göründüğü gibi değil. Ha, gerçekten mi? Ben söyleyeyim. Çünkü kesinlikle göründüğü gibi. Evet, kesinlikle. Seninle konuşan yok. Bırak kimin kiminle konuşana ben karar vereyim. Evet, yaşlı adamı dinle. Şimdi oturmanız lazım. Yoksa seni sonsuza kadar oturturum. Evet ihtiyar. Seni incitmek istemem. Beni incitmek mi? Elimde bir silah sallarken mi? He? Eğer bu tetiği çekersem her taraf kanla, organlarınla kaplı olacak. Ona göre ister misin? Evet, evet. Ateş et, ateş et. Ateş et. Ateş et. Tetiği çek. Nasılsın? Nasılsın? Neye ihtiyacın var? Neyin var söyle. Bunlarla ne alabilirim? Lanet olsun. Bunlar sadece kovan. Birazcık kuru et. Hepsi bu. Mermi bulmak zor. Ne kadar zamandır arkadaşız? Biz eski dostuz. Her neyse, ne dediğimi anladın. Pekala, posta ne oldu? Lanet olsun. Leş yiyiciler. Daha da cesurlaştılar. Eskiden sadece geceleri gelirlerdi. Lou Rolls plak koleksiyonumu çaldılar. Hayır, Lou olamaz. Cehenneme dönen bu dünyada saf kalan tek şey Lou'ydu. 60'dan fazla albüm. 3 Grammy. 3 Grammy adaylığı. Bir platin plak. 5 altın plak. Bir altın single. Ve Hollywood kaldırımında bir yıldız. O güzelliğin, kalitenin ve ruhun idealiydi. Dostum, Lou Rawls'ın canı cehenneme. Kimse, hiç kimse Lou Rawls'a saygısızlık yapamaz. Adi şişko. Ben şişko değilim. Bu genetik. Bunu nereden buldun? Çölden, birkaç gün önce. O kilisenin üyesi. Cenin'in adamları. O sadist pislik buraya geldi ve her yeri yaktı, görüyorsunuz. Ve hayatımda yemediğim bir sopa yedim. Eğer onların peşindeysen seninle gelmek isterim, gerçekten. Hayır, hayır, olmaz Pops. Bu tek kişilik bir görev ve tehlikeli. Önce Settler's Gulch'u geçmeliyim. Settler's Gulch, lanet olsun. Orada seni öldürecek bir sürü şey var. Mutantlar, çeteler, pis yerleşimciler. Zehrini seç. Burada daha iyi olduğundan değil. Biri bir şey yapmalı. Buradan geçen bütün yolcular, doğuya gidenler... ...hepsi daha iyi şeyler umuyorlar. İnsanlar daha iyi şeylerin olmadığının farkına varmalı. Olan her şey ortada. Ve buna alışmamız lazım. İnsanlık artık çok gerilere gidiyor. Bütün o kimyasallarla dünyayı zehirledik. Ve yukarıdaki tanrı bu toz kesesinden bizi tek başımıza bırakarak cezalandırıyor. Ve bunu hak ettik. Kovanlar sende kalabilir, ihtiyacın olacak. Settler's Gulch. Bu kötü bir fikir. Burası beni korkutuyor. Baba, kesinlikle bir şey bizi takip ediyor. O kumda, bak. Bak. Ben bir şey görmüyorum. Hani nerede? Aa tanrım Rachel, sen de baban kadar kötüsün. Neden kimse bana inanmıyor? Rachel, sadece biraz su içmen lazım, tamam mı? Susadın, bir şeyler görüyorsun. Maria, ona su ver. Hepsi bitmiş. Bitmiş mi? Evet. Maria. Eğer başka su bulamazsak ne olacak? O zaman ne yapacağız? Haftalarca susuz mu kalacağız? Bu kadar bencilce ve aptalca bir şey yaptığına inanamıyorum doğrusu. Bana aptal mı diyorsun sen? Ve bencil, bencili de unutma. Beni duydun. Sen bencil bir sürtüksün. Baba. Seninle hiçbir yere gitmiyorum artık.
Tamam, sen bilirsin. Baba. Biliyor musun? Yakında mutant ülkesinden geçeceğiz. Eğer şanslıysam, ama gerçekten şanslıysam, senin kalbini çıkartıp bir güzel yerler. Baba. Affedersin. O kızlardan biri regle olmuş olmalı. Kanlı şeyleri severler. Kokuyu çok uzaktan alabilirler. Hey, ölüye biraz saygı göster. Onların dikkatini dağıtmalıyım. Bunu nasıl yapacaksın? Canın cehenneme adi herif. Lanet olsun. Benim bir yerimi istemezsiniz. Ben şişmanım. Evet, lezzetli değilimdir. Bacaklarım beni öldürüyor. Bu gerçekten kestirme mi? Bir dağın yamacına tırmanmaktan bahsetmemiştin. Grupla beraber kalmalıydık. Mola veremez miyiz? Yürümeye devam et. Edemem, çok yoruldum. Oraya varmamızda daha ne kadar ama var? Çok var. Seninle konuşmuyorum, ben Lee ile konuşuyorum. Evet ama ben seninle konuşuyorum. Sakin ol Lee, geri çekil. Bayılacağım. Daha göremiyorum. Bir adım daha atamam. Dinle. Yapmak isteyeceğim son şey durmak. Senin durmak istediğini biliyorum ama durursak gece mutant ülkesinde kalmış oluruz. Ve inan bana, bunu da sen yapmak istemezsin. Ne demeye çalışıyorsun? Şunu demeye çalışıyor. Eğer durursak o zaman ding ding yemek hazır olacak. Aa, tamam. Tamam. Başka bir fikir. Hadi yürüyelim. Ona bunun kötü bir fikir olduğunu söyledim. Bu vadiden geçmenin tehlikeli olduğunu ama beni dinlemedi. Herkese liderlik yapmak istiyor. Yolculuğumuzu birkaç gün kısaltacağını söyledi. Vadinin çok tehlikeli olduğunu söyledim. Ama diğer grupla takılmaya başladık. Sonra o şeyler çıktı. Bir anda ortaya çıktılar. Sanki toprak onları atıyordu. Herkesi öldürdüler. O adamı yerken izledim. Hemen ölmedi. Onca zaman boyunca... sürekli bana baktı. Bir şey yapamadım ben. Yapamadım. Kızımı ve karımı aldılar. Onları kurtarmam lazımdı ama... Sakin ol. Ve hareket etme. Diğer kadınları alırken onları izledim. Şimdi bazı adamlar o anda kadınlarını öldürdü. Onlara ne yapacaklarını biliyorlardı. Sanırım onlar için çabuk bir ölümün daha iyi olacağını düşündüler. Benim yapmam gereken şey onları kurtarmaktı. Onları kurtarmam lazımdı. Nasıl bir erkek kendi ailesini bile koruyamaz? Bırakın beni.
Kaç buradan! Benim tatlı, tatlı çocuklarım. Eski dünyadaki bu kadının kurban edilmesiyle buraya yeni bir yaşam getirdim. Babanın arkadaşıyım. Babamın mı? O nerede? Yaşıyor mu? Hadi yürü. O iyi mi? Ne? Aç onu. Lanet olası şey sıkışmış. Hadi içeri. İşte bir tatlı kız daha. Sorun yok. Ağlama sakın. Pek tarafından seçilmek bir onurdur. Yakında kilisenin bir parçası olacaksın. Yoksa onlar gibi olursun. Evet. Bu ritüeli seviyorum. Gelin kardeşlerim. Cemaatimiz için dua edelim. Görme yeteneğimi siyah pazarda kaybettim. Ve o zaman anladım ki daha büyük bir amaç için çağrılmıştım. Gözlerimi örttüm çünkü o gün annem gözlerime baktı ve kendini evimizin damından aşağı attı. Bazıları onun delirdiğini söyledi ama ben onun Tanrı'nın yüzünü gördüğünü biliyordum. Ve onu tekrar görmek için sabırsızlanıyordum. Bayım, iyi misiniz? Benim yanımda ölmeyin. Herkes benim yanımda ölüyor. Beni öldürmek için bir patlamadan fazlası lazım. Rachel. Benim adım Rachel. Genelde insanlara adlarını sormam çünkü asla onları tanıyacak kadar uzun kalmam. Ama iyi misin Rachel? Orada bir sürü kötü şey gördüğünü biliyorum. Oraya daha önce varıp anneni kurtarmayı dilerdim. Peki ya baban? Onu tanıyor musun? Onu gördün mü? Üzgünüm. Yapabileceğim bir şey yoktu. Keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. O ben olmalıydım. Kendine gel ve ağlamayı kes. Eminim baban da güçlü olmanı isterdi. Doğuya mı gidiyorsun? Batıya. Sen deli misin? Bunu neden yapıyorsun? Herkes doğuya gidiyor. Aklı başında olan kimse o tarafa gitmiyor. O yine de seni oldu ve aradığım şeyi bulana kadar buradan gitmeyeceğim. Neymiş o? Kilise. Karımı öldürdüler. Çocuğumu aldılar. Onları duymuştum. Onlar hayvan. Kesinlikle. Aman Tanrım. Oğlunun hala hayatta olduğunu mu sanıyorsun? Değil. Ama onların her birini öldürmek için mazerete ihtiyacım yok.
Bunu yapmak aileni geri getirmeyecek. Bana biraz huzur verecek. Lanet olsun. O kim? Bu şansla muhtemelen bizi öldürmek isteyen biri. Burada bekle. Gidip kendimi tanıtacağım. Gerçekten onunla konuşacak mısın? Konuşacağımı kim söyledi? Nereye gitti? Kimdi o? Kilisenin bir üyesiydi. Sanırım ayrılsak daha iyi olacak. Neden? Senin de hayatını tehlikeye atamam. Tek başıma hayatta kalacağımı mı sanıyorsun? Anne ve babamla birlikteydim ve ikisi de öldü. Eğer beni burada bırakırsan güneş batmadan ölmüş olurum. Hoşuna gitsin ya da gitmesin seninle kalacağım. Bu doğru olamaz. Bu değersiz ineklerden hiçbiri araç değil. Sabır. Onu bulacağız. Ne zaman? Charm Siyah Kayalı. Onunla buluşmaları için Herod Pola ve Pulse'u gönderdim. Hepimiz Herod'un patavatsızlığını biliyoruz. Katlanılamaz hale geldiğinde onunla sen ilgilenirsin. Sen Sniker Doodle'a benzemiyor musun? Ve ben Sniker Doodle'u severim tatlım. Neden işle zevki karıştırmıyoruz anlamıyorum. Burada neler oluyor böyle? Seni sersem herif! Aptal! Göründüğü gibi değil. Onun araç olup olmadığını bilmiyoruz. Ama o araç olabilir ama muhtemelen değil. Hadi! Bunu kimsenin bilmesi gerekmiyor. Sadece seninle benim aramda kalsın o kadar. Tamam mı? Küçük sırrımız olsun. Tahmin edin aracı kiminle buldun? Sözde, sözde. Onun araç olduğundan tam olarak emin değiliz. Onu becermek istediğinden tam olarak eminim. Ama neden? Ne cüretle aracı kirletirsin sen? Delirdin mi? Ama sözde. Onun aracı olduğundan emin değiliz ki. Onun aracı olduğunu düşünüyoruz o kadar. Kane bunu öğrenene kadar bekle. Hiç mutlu olmayacak. Kane'in bunu öğrenmesine gerek yok çünkü bir şey olmadı, tamam mı? Hey taş kafa! Pantolonunu indirdiğini gördüm, unuttun mu? Bak şimdi. Bu senin için yeni. Daha önce seni araç olacak birinin üstüne salmamıştık. Bana bak, biz onu yıllardır arıyoruz. Kane bunun için seni çağırmaya gelecek. Uyuşturucu kullanıyormuş.
Şimdiye kadar diğer yöne 30 kilometre gitmiştir. Peki bu bizi nereye koyuyor? Şimdi kendine beylik yap. O adamdan uzak dur. Sanırım siz leş yiyiciler bugün yeterince çalıştınız. Ellerinizi görebileceğim bir yere koyun. Ve bunu yavaşça yapın. Hey Einstein! O ellerini kaldır çabuk. Onu duydunuz. Hemen eller yukarı. Görünüşe göre gerçek bir Rush Brown bulduk. Evet ama Rush asla kendini 5 kadına yakalatmazdı. Pekala bayanlar, buraya kadar. Tamam bayanlar. Şöyle yapacağız. Rachel, ve beni bırakacaksın. Biz de bu vadiden geldiğimiz gibi gideceğiz. Ya da siz köpek balıklarına kalacaksınız. Şu adi leş yiyiciyi vur hemen. Biz leş yiyici değiliz. Görünüşe göre bir açmazın içine girmiş bulunuyoruz. Meksikalı gibi biri tam burada, Kaliforniya'da karşımızda. Öncelikle biz Asyalıyız ve herkes bizim akraba olduğumuzu düşünür. Ve ikincisi, bu kızlar benimle aynı kandan olmasa da her biri için düşünmeden canımı bile veririm. Lee dışında. O çok tembel. Her neyse. Evet. Bu kızların ölmesini istemiyorum. Ama aynı zamanda siz sadist, leş yiyici katilleri de özgür bırakamam, tamam mı? Bu kötü karma getirir. Evet, ben çok iyi atıcıyımdır. Ve oradaki Lee de elindekilerle çok iyi çalışır. O bir şey vuramaz ama önemli değil çünkü elinde saçma tüfeği var. Yani görünüşe göre ikiniz ayvayı yemiş bulunuyorsunuz. Yani neden kızlarını bırakmıyorsun? Biz de seni yatağa acısız yatıralım. Tamam. Biz leş yiyici değiliz. Bunu karın kafana sok. Dün yolda giderken sizi görmüştüm. Ebeveynlerimle beraber promontoriye gidiyorduk. Birçok insan yoldan gidiyor ve birçok insan sana bakar bakmaz su veya ekmek için boğazını kesebilir. Lee, hemen kafasına bir kurşun sıkmayacaksan onu kendi ellerimle ben öldüreceğim. Sana hemen vur diyorum şu pis leş yiyiciyi. Tamam Lee. Seninle konuşmak güzeldi. Ama buraya dikkatleri çekiyoruz. Bunu istemeyiz, değil mi? Bu da nedir? Mutantlar. Tam olarak 2 tane. Sanırım gittiler. Kayıpların için üzgünüm. Sen de kalsın. O pisliklerin hepsini öldürmek istiyorum ben. O adamı öldürmediysen neden buradasın? Biz kiliseyi takip ediyoruz. O adamı bizi yoldan çıkartmak için kullandılar. Eğer yakalamak istiyorsan Bakersfield'a doğru git. Çanağın yanındaki kasabalara baskın yaptılar.
Peki siz nereye? Doğuya. Promontory'ye varmaya çalışıyoruz. Dikkat edin. İyi yolculuklar. Bir sorunumuz olduğunu görüyorum. Teknik olarak ben bir şey yapmadım. Gerçekten mi? Beni aşağılama. Herod, ağzını ne zaman açsan amacımıza o kadar az inanan birini görüyorum. Kiliseye olan inancımı mı sorguluyorsun? Hey, ben de istenen her şeyi yaptım. Bu kilise için ölürüm ve amacımız için de ölürüm. Ki ölebilirsin. Evet, senden istenen her şeyi yaptın. Ama biz sadece yapılmasını istenenden çok daha fazlasını bekliyoruz. Ne yapıyorsun? Bırak beni, bu hiç komik değil, tamam mı? Gözlerim var ama yine de göremiyorsun. Sana o büyük keyif aldığın kadınların gördüklerini göstermeme ne dersin? Aha. Anlayacağım dilde konuş. Senin bile anlayabileceğin bir dilden konuşacağım. Bırak beni, kesin şunu. Kane bunun olmasına izin vermez. Kane, onun adına konuşmama izin verir. Özellikle senin gibi biri için. Tamam çocuklar, bu komik değil. Bence çok önceden beri komik olmayı bıraktılar. Pig, izin ver ışığı görsün. Ruhunu aydınlat. Herod, şimdi ve sonsuza kadar yaşayan ölülerle yürüme cezası aldın. En sevdiğim oğlum, beklenmedik bir ziyaret. Lordum, acil haberlerim var. Aracın yeri belirlendi. Nerede o? Onu ellerime aldım. Ama sonra kaybettim. Ben alt edildim. O normal bir adam değil. O çok güçlü. Çocuğun babası. Bu nasıl olur? Onu 3 kere vurdum. Baba, oğul ve kutsal ruh adına. Görünüşe göre düşündüğümden daha güçlüymüş. Bu kadar ileri gitmiş. Sizi hayal kırıklığına uğrattım lordum. Lütfen sizin adınıza hayatıma son vermeme izin verin. Hayır, Scatter. Buna gerek yok. Diğerlerini araca götürmen için sana ihtiyacım var. Yoluna çıkan her şeyi öldür. Onu akşama kadar burada istiyorum. Babam öldüğünde onun yanında mıydın? Annem onunla hep kavga ederdi. Onun için çok üzülürdüm. Olan şeyler onun suçu değildi. Ebeveynlerim sonuna kadar kavga etti. Barışma şansları hiç olmadı. Ben küçükken babam beni balığa götürürdü. Ben bir kız olduğum halde. Huzur ve sükunet bulduğu tek zaman olduğunu söylerdi. Peki ya sen? Babanla zaman geçirdin mi? Babam eskiden beni sınırdaki denize balığa götürürdü. Orada çok zaman geçirirdik. Kilometrelerce kimse olmazdı. Sessizliğin keyfini beraberce çıkartırdık. Bazen sessizlik kelimelerden daha iyi.
bana adını hiç söylemedin. Belki herkes kendini düşünürken bana göz kulak olan adamın adını öğrenmek istedim. Sadece teşekkür etmek istedim. Uyumamız gerek. Yarın sabah erken kalkacağız. Teşekkür ederim tatlım. Çok cömert. Çok cömert bir ev sahibisin sen. İyi misin? Evet. Sadece bir kabus. Charlotte diye sayıklıyordun. Karının adı mıydı? Evet. Hey bakır kafa, beni hatırladın mı? Apollo, onunla ilgilenir misin? Apollo! Hayır! 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 Hepiniz hastasınız, hepiniz katilsiniz! İnsanları öldürüyorsunuz. Kaybın için üzgünüm. Ama yakında bunun daha iyi bir şey için olduğunu anlayacaksın. Neyin daha iyisi? Geleceğin. Etrafına bak. İnsanlığın dikkatsizliğinin gezegeni ne hale getirdiğini gör. İnsanlığı daha iyi bir yarına götürmesi için biz seçildik. Sen çocuğum, bu çok özel amaçta önemli bir rol oynaman buyuruldu. Ne amacı? Sen neden söz ediyorsun? Yazıldığına göre çölden bir adam sürüyü güdecek ve Kane'in göğsünden aracın yardımıyla yeni bir hayat doğacak. Hepsi şafak vakti ortaya çıkacak. Keo. 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 Her zaman çok inatçısın. Ne zaman duracağını bilmiyorsun. Ne? Ne? O kim? Rachel'ın kaderi için kendini suçlamamalısın. Ona bakmam için bana güvenmişti. Rachel'ın kaderi onun alın yazısı. Öyle buyuruldu ve sen ne yaparsan yap onu değiştiremezsin. Şimdi senin zamanın ve devam etmelisin. Nedenini bilmek ister misin? Neden onu bırakmadım? Çünkü ailemde başaramadım. Rachel da başarmak istedim bu yüzden. Neden ki?
Neden bazı şeylerin senin kontrolünde olmadığını kabul etmiyorsun? Bu benim şansım. Bir şeyleri düzeltmek için şansım. Rachel'ı kurtarmak aileni geri mi getirecek? Hiçbir şey ailemi geri getirmez. Hiçbir şey. Rachel'ı geri alacağım, evet. Ve o kiliseyi yıkacağım. Yok edeceğim. Tuğla, tuğla. İntikamdan daha fazla hayat var. Öfke yanan bir ateştir. Senden geriye sadece yanmış bir adam kabuğu kalacak. Eğer böyle devam edersen kötü bitecek. Bunu göreceğiz. Göreceğiz. Her zamanki gibi inatçı olduğunu görüyorum. Buradaki zamanım bitti. Gitmeden önce şunu bilmeni istiyorum. Olan şeyler için asla seni suçlamadım. Sen bir kadının bulabileceği en iyi kocaydın. Charlotte. Charlotte. Sürpriz, sürpriz, sürpriz. Karma bir sürtüktür ve sen öleceksin. Hala bana o küçük şeyi mi doğrultuyorsun? Hayır kardeşim, intikam benim değil ama kesinlikle hak edilen cezaya inanıyorum. Yapılan şey asla karşılıksız kalmaz. Beni ben tam da yeşil kart olmadan kara bir koyun gibi kestin. Ama ölmedim. Hayır, yabancılar beni buldu ve iyileştirdi. Şanslısın, ana arterlerimi kaçırmışsın. Sanırım şanslı günümde değilmişim. Değilsin ama bugün benimki. Yemek hazır kardeşim ve ana yemek sensin. Yahoo! Lanet olsun. Bu iyi bir şey değil mi? Her yönde kilometrelerce hiçbir şey yok. Ve insanların sonunda aynı noktaya gelmeleri komik değil mi? Her neyse. Canı cehenneme. Seni öldürecek kişi o olmamalıydı. O onur bana ait. Sadece bana. Sizler birbirinize karşı pek de sadık değilsiniz. Bu sadakatin çok ötesindedir. Bu daha büyük bir şeyin parçası olmaktır. Aslında ben şansımı kullanamadım. Ama sen benim şanssız arkadaşım. Sen benim geri dönüş biletimsin. Görünüşe göre ağzını bir şeyle çalkalaman gerek. Ne dedim? Ben sana şey dedim. Ani hareket yapma sakın. Susadın mı? Ağzını aç. Susuzluktan ölmeyi tercih ederim. İyi tercih. Acımasız olmaya gerek yok kardeşim. Hayır. Bu acımasızlık. Şimdi temizle. Dilinle. Bak kardeşim, susuzluktan öldüğüm doğru ama o kadar da susamadım. Ve senin benim için düşündüklerinin yanında ölüm sıcak bir karşılama olabilir. Hey, dur! 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 Dur, tamam!
Ben senin ölümsüz ruhuna değmem. Sen katil değilsin kardeşim. İstemezsin ellerimde benim kanımı. Karıma yaptıklarını unuttuğumu mu sandın? Seni gördüm. Gözümü her kapattığımda tekrar tekrar gördüm. Şimdi seni öldürmemem için bir neden söyle. İyi bir şey olsun. Kız arkadaşın, beraber yolculuk ettiğin kız, çok geç değil. Hala zaman var. Evet, zaman var da. Ne dedin? Tekrar söyle. Onu hala kurtarabilirsin kardeşim. Kızın nerede olduğunu biliyorum. O araç, sözde araç. Kane bu dünyayı düzeltmenin bir yolunu buldu. Geri getirecek. Kes, kes dedim. Beni hasta ediyorsun. Sen de tıpkı o deli adamlar gibisin. Sana yardım edebilirim. Edebilirim. Yılan. Bence kendini kurtarmak için her şeyi söylersin. Bu bir yalancının yüzü mü? Tamam öyleyse. Kızı nereye götürüyorlar? Şimdi konuşmak için iyi bir zaman. Montgomery'nin 30 kilometre batısına, yıkıntıların yanına, ama oraya şafaktan önce ulaşmalısın. Onlar ritüele başlamadan önce. Bana doğruyu söylesen iyi olur. Beni zaten attılar. Yani kaybedecek neyim var ki? Kalk! Koş! Eğer beni yiyecekseniz hemen yiyin. Bu seremoni saçmalığından sıkıldım. Aşağılık pislik, seni bir elime geçirirsem seni lime lime edeceğim, geberteceğim seni. Yeah.
Zavallısın. Kız artık senin değil, o bizim. Aynı küçük karını kurtaramadığın gibi onu da kurtaramayacaksın. Şimdi öleceksin. Bundan emin olacağım. Yaşıyorsun. Şşş, tamam, tamam, iyi olacaksın. Seni buradan çıkaracağım. Sakin ol, sakin ol. Tamam mı? Her şey bitti. Hiç umut yok. Sen neden bahsediyorsun? Benim için geldin. Önemli olan bu. Bırak beni. Bu benim kaderim. Bana adını hiç söylemedin. Şaşırdın mı? Ben uzun zamandır ölüyüm. Şanslıyım ki yaşayacak bir başka beden buldum. Sanırım onu iyi tanıyorsun. Öyle değil mi? Baba. Beni özledin mi? Jacob. Bu olamaz. Olur. Ben Jacob değilim. Yıllardır değilim. Bedenim öldüğü zaman benliğimi oğluna transfer ettim. Ve o artık sona erdi. Bu imkansız. Jacob, sen hastasın. Kilise sana bir şeyler yapmışlar. Sen iyisin. Ama ben ve oradaki kız arkadaşının yardımıyla bu dünyanın yeniden doğuşunu gerçekleştirmek üzereyim. Bunu mümkün kılmak için ne fedakarlıklar yapıldı bilemezsin. Çok güzel. Bu arada baba, anne yarı yaşında bir kızla karıştırmana ne derdi? Bu kadar pis adama dönüşeceğini kim bilebilir? Bunu yapma. Onun için ağlama. Onun yaptığı fedakarlık sonsuza kadar hatırlanacak. Şimdi yeni dünyanın acılı doğumu başladı bile. Hiçbir şey başlamadı. Etrafına bir bak. Dünya ölü. Ne yaparsan yap, bir şey değişmeyecek. Bütün bu insanlar sadece senin kilisen için öldü. O insanlar
O insanlar beynini yıkadılar. Sen kendiniz, sen Jacobs'ın. Benim oğlum. Oğlum. Benim oğlum. Hayır, yanlışsın. Ben cennetin hasatçısıyım ve senin kanın dökülecek. Jacob, lütfen. Sonu böyle olmak zorunda değil. Son mu? Hayır. Bu bir başlangıç. Yemek hazır kardeşim.